Selamun Aleyküm. Yüzünü okuma derslerimize devam ediyoruz. Beşinci dersimizde 30. Bakara Suresi 36. ayetle 37. ayetleri okuyacağız. Beraberce başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وَإِذْ وَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اذ, قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ مَتْنِ مُتَّصَلُ Uzatıyoruz. اِنِّي onlar لَا شَدَّلِ Ne de. Ne dedik? tutuyoruz bir saniye kadar. İdram isteğin mealunlu olur genelde ama farklı kaydeler de geliyor. Ca'ilun burada ihfa yaptık. Fil ardi halife dat kalın, ha kalın. Halife yuvarlak tağlarda he diye duruyorduk. Evet. Alu alû fiha men yufsidu fiha ve yesfikud الدماء قالوا اتنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء متم فصل وزغت قالوا اتنجعل اتنجعل ولكن جيمه قطب جهد نهار تلرندن yani burada kelimenin ortasında bu beş harften biri ya da kelimenin sonunda cezimli olarak gelirse vurgu yapıyoruz kalkale. <laughs> i alu fiha tem ve temel sakin ondan sonra ya mim nun vav harfinden yani yemnu yem nu şeklinde ezberleyebiliriz. Bu harflerden biri gelirse ya mim nun vav'dan idgham mealgun oluyor. من fiha ve ويسفك الدماء Burada hemzeyi sonunda belli ediyoruz. Tabi çok abartılı bir şekilde değil normal şekilde. Burada ne oldu? Metin muttasıl gerçekleşmiş oldu. Ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu قال إني أعلم ما لا تعلمون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Bakın ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nuqaddisu lek. Hiç uzatma yok. Dolayısıyla uzatmadan yani arada met harfleri yok. Dolayısıyla bu kelimeleri uzatmadan okumaya önem verelim. Evet burada yine bakın inni yukarıda da vardı. İdrami sey malhun ne yaptık? Burada tutuyoruz. Sonrasında harfimetten harf metten sonra hemze geldi. Farklı kelimelerde metin mufasıl yaptık. Ma la bitirdik. متى أرزله؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فَقَالَ اَنْبِئُونِي بِاَسْمَٓاءِ هٰٓا اُولٰٓاءِ اِنْ كُنتُمْ Evet, tekrardan okuyalım. Uzatmalara dikkat ediyoruz. وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا ۗ Tüm صادقين Burada metni muttasıl gerçekleşti. Uzattık. Thumme idamisiyin tutuyoruz. Aradahum alel melâiketi. Yine metni muttasıl uzattık. Fakale en bi'uni. Bakın. Sakin ondan sonra ba harfi gelmiş. Ne oluyordu? İklap kardeşi gerçekleşmiş oluyordu. İklap dedik buna. Yani ne yapıyorduk burada? Buradaki nunu Mime çevirip bir saniye kadar tutuyorduk. Sonra devam. M bi un yani en değil. M bi uni. Bakın burada met işareti var. Yani buradaki hemzi uzat demek. Bi uni uzattık. Bi esme. Burası met muttasıl uzattık. Bakın burada bir farklı istisna geldi dedik ya. Hani harfi metten sonra hemze. Genelde kırık şekilde yazılırsa met muttasıl oluyordu. Yani bu bitişik anlamındaki bir yazı şekliydi ama bazen bitişik olmadığı halde yani bir tek cümle olmadığı ha farklı bir kelime. Ula başka bir şey ama burada e bakın küçük yazıldı. Yani burası metti mufasıl, burası metti muttasıl birbirinden ayrı kelimeler. İhva var. Kün tümüne ihva sadiqin tamamladık. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا inneke entel alimul hakim subhaneke subhaneke baya vurgu yaptık. Metin mufasıl uzatıyoruz. Yine şeddelenu var arkadaşlar. İdami simek tuttuk. entel. Burada ne var? İhfa gerçekleşti. Evet sonlu metarızla tamamladık. قال يا آدم أم بهم بأسمائهم؟ قال يا آدم أم بهم بأسمائهم؟ فلما بأهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Ve mâ tek tümûn Şimdi burada üç tane sakin mimle alakalı bir kural geldi. Şimdi mim arkadaşlar sakin cezimli mim harekeli bir mime uğrarsa yani şeddeli mimlerde olduğu gibi mesela felemme em mesela buralardaki gibi mim mime uğrarsa ya böyle bir şiddeli ya da açık şekilde mim mime uğradığında ne olmuş olur? İdgam misleyin. Yani iki tane aynı harf birbirine uğruyor. Bunlar da gune sıfatı olduğu için meal gune diyeceğiz. Yani gune ile birlikte idgam yapıyoruz. Birbirine katıyoruz. Bir şey delim mim halini okuduk. Diğeri ise mim. Yine sakin mim. Mimin ve ba harfinin dışında. Yani mim ve ba'nın dışındaki bunlardan birine uğrarsa da dudak izharı dediğimiz. Yani mim harfi dudaktan çıktığı için i̇zhar şefevi, dudak ishar. Yani mimi okuyoruz, sonrasında herhangi bir idgam, ihfa, bir katma işlemi yapmadan devam ediyoruz. Peki, şimdi mim mime uğradı. Mim, ba'nın ve mimin dışındaki harflere uğradığı zaman da böyle. Peki mim, ba'ya uğrarsa ne olur? Bu zaman da aynı iklapta olduğu gibi e, dudak ihfası yapıyoruz. Yani buradaki mimi bir saniye kadar tutuyoruz. Eee ve ihfa yapmış olduk. Normalde bir de ne vardı? Nun eee ba'ya uğrarsa burada iklap gerçekleşiyordu. Mim de ba'ya uğrarsa buradaki adı e, tenvin ya da şöyle diyeyim tenvin ya da sakin nun uğradığı zaman ba'ya iklap iklap oluyor. Ama mim uğrarsa ba'ya buna da dudak ihfası deniliyor arkadaşlar. İklap değil, dudak ihfası. Dudak ihfası ya da ihfai İhfa İhfai e, Şefevi Şefev dudak demek e, du, Dudak ihfası anlamını kullanıyoruz Yani mimin üç tane hali var e, mim, Mime uğraması Min ba'ya uğraması mim, mim ve ba'nın dışındaki harflere uğraması Şimdi burada Gâle ya edem Enbi'hum derken nun ba'ya uğradı Burada e, İklab gerçekleşti. Bakın mim burada bayo bir es bir bir bi esme. Aynı mimi gibi burada tutuyoruz mimi bir saniye sonra bir esme devam ettik. Burada dudak ihfası olmuş oldu. İhfa-i şefhebi diğer adıyla. Metti muttasıl. Metti mufasıl. Em be ehum. Bakın tekrardan buradaki gibi. İklap. Dudak ihfası. Metti muttasıl. Bakın buralarda mesela e, ee, işte şurada eğer yaparsak, vasıl yaparsak buradaki sakin mimde, lekumde e, buralarda mimden sonra e, mimin ve bağının dışındaki gelen harf oldukları için dudak izharı gerçekleşmiş oldu. Yani herhangi kaydı yapmadan aynı izhardaki gibi tem ve sakin ondan sonra gelen boğaz harflerindeki olduğu gibi açık bir şekilde okuyoruz. İnni yine metni munfasıl. İzam istimal gunne. A'lemu gaybes semavati vel ve a'lemu ma Burada baya vurgu yaptık. Kalkale yaptık. Ve ma Bakın ihfa. Küntüm. Burada da yine e, dudak izharı gerçekleşti. Tek tumun Yine kefte şiddet sıfatı olduğu için kefin şiddetini belli ediyoruz. Evet. <laughs> Devam edelim. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس Ebe ve stekbera ve kana minel kafirin Ebe ve stekbera ve kana minel kafirin Met muttasıl, met munfasıl, yine met munfasıl. İbi isterken burada iklap, eee kalkale yapıyoruz. Med harzi tamamladık. Evet. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تَقْرَبَ هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تَقْرَبَ هذه الشجرة فتكونا من الظالمين متى مفصل وزطك انت تدركني إخفاء دكاتي الجروس Minha bakın burada izhar gerçekleşti. Şimdi mesela Adem sükun ent ederken yine izhar var. Ragaden izhar. Haythu şi'tuma ve la taqraba. Taq, taq ve la taqraba. Buradaki kafın kalkalesini belli edeceğiz. Evet. Devam edelim. <laughs> Son hikayetimiz. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ fezallehuma'ş şeytanu şeytanu anha anha izhar fa'ahracehuma bakın uzatmalarına dikkat edin mimme idam-ı semal burada tuttuk. Ee, yani burası mimme diye idam-ı melgunede de diyebiliriz. Yani min ayrı ma ayrı burası mimme diye. Kane fi buraya girmeyelim. Şimdi burayı tutalım, geçelim. Kane fi. Kane fi burası ne yapıyoruz? Uzatmalara dikkat ettik. Ve ba'dukum li ba'din adu izhar var. Yine buradaki datlar, ayınların telaffuzuna önem vereceğiz. Ve lekum fil ardi mustaqarru mustaqarru bakın teminden sonra vav geldi. İlham melhunne ve meta'un derken izhar yaptık. Sonra arıza tamamladık. Evet son ayetimizi okuyalım. Dersimizi tamamlayalım. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ ve burrahim. Evet metin faslı uzattık. Mir Rabbihi neydi? Tenvin ya da sakin nun'dan sonra ra ya da lam harfi gelirse idgam bilagunne yani şeddeliymiş gibi buradaki e, nunu sileceğiz. Burada bir ra ekleyip Mir Rabbihi'ni okuyoruz. Bu ya mim nun vav harfinden biri olsaydı o zaman da idgam me'lgunne gerçekleşiyordu. Ba olsa iklap olur. Boğaz harflerinden e, hemze, he, e, ayın, gayın, ha, bir de ha harfi geldiği zamanda da ne oluyordu? Bu izhar gerçekleşmiş oluyor. Bu kalanların, bunların dışında kalan 15 tane harften biri geldiğinde de ihfa gerçekleşiyor. Kelimetin, bakın burada fa geldi. Dolayısıyla burada ihfa oldu. İnnehu şeddelin onları ne yapıyordu? Tutuyorduk. Genelde idam isteyin melhun oluyor. Buradaki hu zamiri arkadaşlar dedik ki bu zamirler öncesi harekeli ise kendisinin hareketiyle damme ya da kesra ise ne yapıyordu? Uzatıyordu. İnnehu burada bir vav harfi varmış gibi harfi varmış gibi hükmedeceğiz. İnnehu sıla diyoruz. Sıla-i sugra ya da metitabi de diyebiliriz. Hüvettevvâbur rahim sonunu metarız yaparak bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.